Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya Kısa Bir Tekrar Testlerine hoş geldiniz. Ki bu yeni bir seri olabilir. Görüşlerinizi bekliyorum. Doğa ve insan konusundan sorularımızı çözmeye başlayalım. Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki coğrafi dalışını konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Biyocoğrafya canlı bilim olarak dikkate alındığı için bitki ve hayvan topluluklarını inceler ki bitkiler botanik, hayvanlar zooloji olarak dikkate alınmaktadır. Hidrografya su, klimatoloji iklim, meteoroloji hava olayları, jeomorfoloji ki jeo yer, morfo şekilden jeomorfolojiyi ifade etmektedir. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkıdır. Peki bunun yanında coğrafyayı biz fiziki ve beşeri olarak ikiye ayırıyoruz. Jeomorfoloji yer şekilleri bilimi, hidrografya sular coğrafyası su bilimi, klimatoloji iklim bilimi, biyocoğrafya canlılar coğrafyası, kartografya da harita bilimi olarak dikkate alınmaktadır. Tabii bunlar coğrafyanın, fiziki coğrafyanın alt dalları, bir de bu alt dalların yararlandığı bilimler var. Ayrı bilimlerdir bunlar. Jeoloji yer bilimi, onun dışında jeofizik, litoloji taş bilimi, pedoloji toprak bilimi, hidrografyanın yine yararlandığı bilim dalları hidroloji, su bilimi, patomoloji, akarsu bilimi, limnoloji, göl bilimi, osonografya, okyanus bilimi, hidrojeoloji, yeraltı sularını inceliyor. Klimatolojinin yararlandığı meteoroloji var, hava bilimi, fizik var. Biyocoğrafyanın yararlandığı biyoloji, az önce söylediğimiz botanik, bitki bilimi, zooloji, hayvan bilimi, tıp var. Bunun yine yararlandığı bilim dallarını oluşturuyor. Kartografya ki harita bilimi olarak dikkate aldık, matematikten, astronomiden ve jeodezi, yer şekli, dünyanın şekli kısmında bunu da dikkate alıyoruz. Beşeri coğrafyada ise nüfus, yerleşme, tarım, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm, enerji, siyasi coğrafya gibi birçok durumu dikkate almak mümkündür. Peki ikinci sorumuz. Metinde numaralandırılarak verilen cümlelerin hangilerini coğrafyanın dağılış ilkesi ki coğrafyanın en önemli ilkelerinden birisidir. Laterit toprakları sıcak ve nemli iklim bölgeleri iklim olan ekvatoral iklimde bulunuyor. Ekvatoral iklim ki dağılış ilkesi olması için arkadaşlar yer vermesi lazım. Bakın Kongo, Amazon Havzası, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yaygındır diyor. Ki bu alanlarda görüldüğünü yayılış, dağılış olarak dikkate almış. O zaman bunu kesinlikle almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanında baktığımızda laterit toprakları işte gür bitki örtüsü altında görülür. Bu iklimin doğal bitki örtüsü işte uzun boylu ağaçlardır gibi açıklamalar yapmış. Ama yine Türkiye'de görülmediğini yani görüldüğü ve görülmediği yerleri dikkate almam gerekiyor. O zaman 5 de benim dağılış ilkemde dikkate alınıyor. O yüzden burada doğru cevabımın 2 ve 5 olduğunu söylüyorum. Ki dağılış ilkesinde yer bilgisi önemli arkadaşlar. Ki biz dağılışı da özellikle yatayda şu an yatayda bir dağılış veriyor. Ülke bazında değerlendiriyor. Dikeyde yani o ülkede kaç metre yüksekliğe kadar görülebilir. Mesela bu dikeyde dağılış ya da zamanda. Zamana göre o bitki türleri ya da tarım ürünleri mesela değişiklik gösterebiliyor. O yüzden bu da zamanda dağılışı ifade etmektedir. Ki coğrafyanın özellikle temel ilkeleri kısmında dağılış ilkesini unutmuyoruz. Diğer bilim dallarından ayrılan özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Bağlantı, karşılıklı ilgi, nedensellik, sebep-sonuç ilişkisi de yine ilkeleri arasında sayılabilmektedir. Peki üçüncü sorumuzda insan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Ki dünyada kuraklığın en şiddetli görüldüğü alanlarda çölleri görüyoruz. Haritada hangi alanda böyle bir durum söz konusu değildir demiş. Şimdi Büyük Sahra Çölü'nü sık sık görüyorsunuz arkadaşlar. Önemli bir yer. Çok çıkıyor. Arabistan çölleri var. Bunun yanında Namib, Kalahari gibi çöller Güney Afrika kısmında görülüyor. Ki büyük kum çölü, Victoria çölleri, Avustralya ki %70'i çöllerle kaplı bu alanın. Ama Hindistan'ın bu kısmında özellikle biz yağışlı bir alan görüyoruz. Özellikle yaz yağışlarının ve sel olaylarının olduğunu görüyoruz. O yüzden 4 numarada böyle bir durum söz konusu olmamakta. D şıkkı doğru cevabımız olmaktadır. Tabii bu çöllerin yerleri de bizim için önemli. Ki Büyük Sahra Çölü her zaman çıkıyor arkadaşlar. Afrika'nın kuzeyinde bakın önemli bir alan. Arabistan çölleri ki Sina Çölü gibi çöller vardı. Orta Asya çölleri özellikle burada Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum çölleri vardı. Namib, Kalahari gibi çöller yine baktığımızda özellikle Güney Afrika kısmında yer alıyordu. Atakama ki dünyanın en kurak yeridir. 100 yıldır tek bir yağmur damlası bile düşmemiştir. Şili çevresinde bulunuyor. İşte Kuzey Amerika'da Büyük Tuz Çölü'nün olduğu alanlar yine dikkate alınabiliyor. Avustralya'da Victoria, Büyük Kum Çölü gibi çöller dikkate alınabiliyor. Tabii bunlar önemli çöllerin olduğu alanları dikkate aldığımızda karşımıza çıkan örneklerdir.
Peki dördüncü sorumuz hidroloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz. Ki hidroloji dediğimiz su ile alakalı. İstanbul Boğazı'ndaki akıntılar, ki akıntı ve dalgalar yine hidrolojinin ilgi alanında. Fırat ve Dicle akarsuyunun su taşıma kapasitesi hidroloji. Ege Denizi kıyılarındaki adaların şekli ki adalar artık yer şekilleri özelliklerini değerlendirildiği için bu jeomorfolojinin ilgi alanı ve onun alt bilim dalları ile alakalı. Baraj göllerinde su toplama yine hidroloji. Göller üstündeki su kaynaklarının mineral analizi yine hidroloji kısmında dikkate alınıyor. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Evet. Beşinci sorumuzda yerleşim yeri seçiminde coğrafya biliminden faydalanmak isteyen bir inşaat firması şantiye kuracağı yerin deprem riski, tatlı su kaynakları, orman alanları, yıllık ortalama sıcaklık gibi verilerine ulaşmak istiyor. Buna göre aşağıdaki işte bu bilgilere göre ulaşmak istediği kısımda hangi haritalara ihtiyaç duymaz demiş. Şimdi jeoloji haritası arkadaşlar deprem riskini görmemiz için önemli. Bunun yanında tatlı su kaynaklarını görmemiz için hidrografyaya başvurmak zorundayız. Bunun yanında ormanlık alanları görmek için bitki örtüsüne başvurmalıyız. Yıllık sıcaklık ortalamasını dikkate almak için izoterm haritasına başvurmak zorundayız. Ama burada işte dağlar, dağların uzanışı gibi faktörler jeomorfoloji haritasında görülüyor. Bu da verilen kısımda söz konusu olmadığı için doğru cevabımız C şıkkı olmuştur. Evet, bizim izolar dediğimiz ki izo ile başlayan izoips eş yükselti, izobat eş derinlik, izoterm eş sıcaklık, izobar eş basınç, izoseis dediğimiz eş deprem ve izoyet dediğimiz eş yağış eğrilerini ifade etmektedir. Bu bilgileri de burada vermiş olalım. Evet, bir bilgilendirmenin sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi görüşlerinizi lütfen bildirin. Bu serinin devam etmesi istiyorsanız aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum.